Kanalım Charlie Doğa'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle DC Extended Universe filmleri üzerine konuşacağım. Daha önce Aquaman videosunda kısaca belirtmiştim. Hani daha geniş çaplı biraz konuşmak istiyorum bu konuda diye ama bu videoya nasip. Biraz bakalım, uzun olabilir. Başta onu yarayayım, zaten süresini göreceksiniz. Ben şu an bilmiyorum çünkü konuşmaya başlayacağım. Dersimi çalıştım, biraz notlar aldım. Üzerine konuşalım. 7 ayrı başlıkla inceleyeceğim. İsterseniz buyurun başlayalım. İlk başlığımız. Şimdi DC Extended Universe nedir? Öncelikle bir çizgi roman uyarlamalarından oluşan, DC Comics'in karakterlerine sahip olan sinematik çizgi roman evreni. Çizgi roman uyarlaması evreni daha doğrusuyla. O yüzden öncelikle bir şunu konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Çizgi roman filmleri nedir, ne değildir? Yani bir bunu önce belirtelim. Ondan sonra bunun üzerine gidelim çünkü çok yanlış bir algı var. Öncelikle bir onu yıkmamız lazım. Bu algının neden oluştuğu üzerinden başlayalım. Bir, Marvel sinematik evreni. Kendi içinde çok başarılı bir evren, çok sevdiğim bir evren. Tüm filmlerini sinemada izledim. Hala da izlemeye devam edeceğim. Hani kesinlikle bunu bir DC fanboyluğu, işte Marvel nefreti vesaire olarak görmeyin ki zaten kanalı açtığım günden bu yana çıkan bütün Marvel sinematik evreni filmleri, işte Black Panther, Infinity War, Ant-Man and the Wasp vesaire olmak üzere hepsini inceledim. Gelecek olanları da inceleyeceğim. Ondan yana bir değişiklik yok. Ancak Marvel sinematik evrenin başarısı ve Disney'in arkasındaki gücün Disney olması algı yönetimi ve manipülasyon konusunda internet siteleriyle birlikte bir çığır açtı artık. Bir farklı boyuta geçti. Sanki tüm çizgi roman filmleri böyle olmak zorundaymış gibi bir algı oluşturuldu. Bakalım neden öyle olmak zorunda değil ve hatta onların içerdiği öğeler ne? Niye böyle bir algı yaratıldı? Onun üzerine konuşacağız. Birinci unsurdan başlamak istiyorum. Komedi. Şimdi Marvel sinematik evreni başlatıldığı zaman işte buna değineceğim ama çok kısa bahsedeyim. Kısa bir formülü var. 13 yaş üstünün kendi başına gelip yani ebeveyn gözetiminde olmaksızın izleyebileceği filmler olması ve komedi usulü içermesi. İşte aşırı vahşetin vesairenin olmaması gibi şartlar belirlendi. Komedi unsuru da özellikle ilk Avengers filminden sonra çok çok fazla açıkçası yer almaya başladı. Ve bu şöyle bir algıya sebep oldu. Sanki her çizgi roman uyarlaması film komik olmak zorunda. Hayır arkadaşlar, bunlar adı üzerinde çizgi roman uyarlamaları ve çizgi romanlar hiç de tahmin ettiğiniz gibi çok öyle komik, yerden yere kıran şeyler değil. Öyle olanları var mı? Var. Ama en kalitelerinden geçersek, örnek veriyorum bir Sandman serisi. Yani bu ilk kitabı daha bunun gibi 10 cilt daha var. Veyahut da ölüm karakterine yazılmış ayrı bir cilt var. Batman The Dark Knight Returns. Watchmen. Elim Nur'un yazdığı Çuvalla DC Universe hikayesi. Veyahut da bir V for Vendetta. İşte X-Men'lerden Mesih kompleksi vesaire bilmem ne daha aklıma gelmeyen. Veyahut da Marvel'ın Noir serisi. Hani bunlar böyle gülüp oynayıp kahkaha atarak okuyacağınız şeyler değil. O yüzden filmlerin de böyle olma zorunluluğu yok. Ya geçen gün biriyle konuşuyorum. İşte DC evreni üzerinden konuşuyoruz. Man of Steel'dan laf açıldı. Ben Man of Steel'i izledim gülmedim dedi. Dedim. Böyle bir sessizlik hani cır cır böcekleri falan. Ya gülmek zorunda değilsin, öyle bir film değil çünkü amacı güldürmek değil. Gülmek istiyorsan git Ben Stiller'ın filmleri var, Adam Sandler filmleri var. Yani Çuvalla komedi filmi var. Hani yerli filmler var. Leyla ile Mecnun'u izle lan. Yani sabaha kadar gülersin. Ama bu filmde gülmek zorunda değilsin. Yani öyle bir şey yok. Güldüreceği yerler var mı? Evet var. Ama biraz hani kafa çalıştırmak gerekiyor. Öyle saçma sapan işte aman kadının göğsünün üzerine düştü, o alevler çıktı üzerinden falan filan gibisinden espriler bekliyorsanız çok beklersiniz. O şekil değil espriler. Onun yerine daha çok böyle örnek olarak göstermek gerekiyor. Belki de anlatılacak şeyler değil. Kısaca izleyelim. Yo, can take your bag. Yo! Help her up. Careful with those. They're heavy. Yani gördüğünüz üzere oradaki işte kazasız geçen iş günü sayısı vesaire, ne bileyim işte çantalarımın ağırlığı vesaire gibi espriler hep ince küçük göndermeler. Hani bunları eğer gerçekten bu çizgi romanların fanı vesaireyseniz veyahut da hani o iş esprisi için çizgi roman fanı olmaya da gerek yok. Yani biraz dikkatli bir göz, hani onu görüp bir anlık gülümseyebilir ki bence bu filmler için yeterli, gerisi gereksiz geliyor. 2. Süreleri. Şimdi gene Marvel filmlerini de kıyaslayacağım. Mecburen çünkü piyasadaki iki rakip bunlar yani. Bunların üzerinden gitmek gerekiyor belki de.
Marvel Sinematik Evreni'nin istisnalar dışında Infinity War gibi tüm filmlerin 2 saat veyahut da altında olması gibi bir kuralı var. Bu seyirci için yormayan güzel bir şey. Hani özellikle sinemaya çok aşina değilseniz, uzun soluklu filmler sizin konsantrasyonunuzu bozuyor, dikkatinizi dağıtıyorsa 2 saat film için ideal bir süre. Ancak bu demek değildir ki her film 2 saat olmak zorunda. Hayır. Hikaye var, hikaye var. Şimdi gene biriyle konuşuyorum, diyor ki Winter Soldier işte 2 saate yakın bir film. Sence kötü mü diyor. Ya değil, çok güzel film. Benim Marvel Cinematic Evreni'ndeki en sevdiğim film. Ancak bu demek değildir ki o 2 saatte bir hikaye anlatabiliyor diyor. Bu tarafta bir hikaye 2 saat içerisinde olmak zorunda. Yani bu nasıl anlatayım size? Şöyle örnekleyeyim. Şimdi bunların her biri birer hikaye değil mi? Amerikan Tanrıları misal. Hurun'un Çocukları. Ne bileyim Hobbit. Silmarillion. Vesaire. Çuvalda hikaye. Bunların her birisi farklı sayfa sayısına sahip. Kimisi 600 sayfa, kimisi 1000 sayfa, kimisi işte 500 sayfa bilmem ne vesaire. Siz diyebilir misiniz bunların her biri neden 500 sayfada yazılmıyor? Hepsi hikaye değil mi diye? Diyemezsiniz. Yani hikaye var, hikaye var. Şimdi her şeyi aynı sürede anlatamazsınız. Sizin anlatmak istediğiniz olayın detayları daha fazladır vesairedir. Betimleme yapıyorsunuzdur. Mekan tanıtım vardır vesaire bilmem ne. Bu uzatabilir hikayeyi. Siz sevmiyorsanız onu okumayın veyahut da izlemeyin. Bitti bu kadar. Yani bu sinema için de geçerli. Benim elimde bir hikaye vardır. 40 dakikada anlatabilirim size görsel olarak. Kimisinin elinde bir hikaye vardır. 3 küsür saatte anlatabilir. Yani filmin süresi kesinlikle kalitesiyle doğru orantılı değil. Şimdi bazı filmlerden örnekler vereceğim. Not aldım özellikle bunları. 2001 A Space Odyssey. Stanley Kubrick'in en önemli filmlerinden biri. Bakıyoruz sinemalarda 2 saat 29 dakika. Director's Cut versiyonu 2 saat 41 dakika. 3 saate yakın bir film. Siz bu filme kötü diyebilir misiniz? Ha derseniz taşlarlar, öyle söyleyeyim. Yani siz bir şey anlamamış olabilirsiniz ama A Space Odyssey gerçekten mükemmel bir film. Ve çekildiği yıl vesaireyi düşündüğü zaman daha da mükemmelleşiyor. Godfather 2 saat 55 dakika. Godfather 2 3 saat 22 dakika. Shawshank Redemption 2 saat 22 dakika. Şu 3 film internet movie database'de yıllardır ilk 3 sırayı paylaşan film. Bakın şu 3 saydım. Siz bunlara kötü diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Demek ki neymiş? 3 saatten fazla da olsa, 3 saate yakın da olsa, 2 saatten fazla da olsa bir film kaliteli olabiliyor. İster çizgi roman uyarlaması olsun, ister başka bir şey olsun. Film filmdir. Ve kalitesi süresiyle ölçülemez. Nokta. Son bir konu, çizgi roman filmleri, tonlar. Şimdi bu biraz komedi unsuruyla da ilişkili gibi. Açık tonlar, dostane görüntüler vesaire bilmem ne bekleniyor. Hayır, dediğim gibi şu çizgi romanların hiçbiri onlara sahip değil. Kan, karanlık, dehşet içeriyorlar. Politik sorgulamalar içeriyorlar. Dini sorgulamalar içeriyorlar. Peki bunların olduğu bir yerde böyle hani Şirinler misali ne bileyim Pollyanna misali bir görüntüye niye sahip olalım? Bence gerek yok. Yani kesinlikle öyle bir tonlamaya vesaireye ihtiyaç yok. Bu tamamıyla çizgi romanları okumamış. Hayatı boyunca çizgi roman filmlerini Marvel sinematik evrenini baz alarak değerlendirmiş insanların söylemleri bunlar. O yüzden hani çok da kazımıyorum ama bir yerde bilgilendirmek lazım. Bu insanlar cahil olabilir. Ama eğitmek de belki bizim görevimiz veyahut da değil ama ben söyleyeyim en azından anlarsa anlarlar. Kim duyarsa kim duyarlar.